بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد، muhterem kardeşlerim, namazın mekruhları bahsinde kalmıştık. Yaklaşık 20 küsür namazın mekruhunu da bir önceki dersimizde anlatmıştık. Şimdi mekruh nedir? Namazın mekruhu nedir? Bunun çaresi nedir? Bunları tekrar etmeyelim inşallah. Ancak namazın mekruhları da şöyle özet olarak tafsilatına girmeden bir kısa hatırlattıktan sonra bugün geriye kalan namazın mekruhlarını görmüş oluruz inşallah. Namazın vaciplerinden birisini bilerek terk etmek mekruh idi. Onun için namazın vaciplerini bilmek lazım. Dolayısıyla geçmiş derse tekrar dönmemiz lazım. Bu gibi ilimler sık sık tekrar etmeyi gerektirir. Namazın vacibini bilerek terk etmek, bilmeyerek olsa yani o kurtulabilir. Ama bilerek terk edilen namazı, vacibini muhakkak o namazı tekrardan kılmak lazım. Neyse biz teferruatını almayacağımızı söylemiştik. Namazın sünnetlerinden, müekked sünnetlerinden bir tanesini kasteten terk etmek namazı mekruh yapar. İkinci rekatta, birinci rekata göre daha uzun bir sure okumak ya da ikinci rekatta birinci surenin üstünde olan bir sureyi okumak ya da bir sureyi birinci rekatta okuduğumuz zaman ikinci sureyi bir sure atlamış ayet olduğu zaman bir ayeti atlamış olarak okumak, bunlar da sünnettir. Çünkü birinci okuyuş daha uzun olması lazım. Efendimiz öyle yapar. Bir tertip ve düzen her zaman için güzeldir. Dolayısıyla bir sure okuduğumuz zaman aşağıya doğru inmem lazım. Tabi aşağı doğru inerken de bir tanesini atlamak, o bire karşı bir kastımız varmış gibi anlaşılır. Ona sanki bir istememezlik varmış gibi anlaşılmasın için en az atlanacağı zaman iki sure atlanması gerekir. Namazda özür yoksa, hasta dermansız değilse bir yere dayanması hoş değildir. Tek ayak üstünde durması hoş değildir. Bir ayağını diğerinin üstüne koyarak dinlendirmesi mekruhtur bunlar. Namazda özürsüz olarak beş vakit olmamak üzere birkaç adım yürümek mekruhtur. Tafsilatını geçen dersimizde anlatmıştık. Bir rekatta bir surenin iki kere okunması diyor, bunu söylemiştik. Namazda eliyle, elbisesiyle, bedeniyle, sakalıyla oynamak icap etmiyorsa işte terini silmek veya bu tür gereksiz hareketler mekruhtur. Namazda elleri kıyamda bir yeri var, rükûda bir yeri var, secdede bir yeri var. Secdeden oturuşta bir yeri var. Elleri bu yerinin dışında başka bir yere koymak, bu tertibe uymamak da mekruh yapar. Namazda bir pire, karınca veya haşereleri tutmaya çalışmak, atmaya çalışmak, bunlar da namazı mekruh yapar. Ancak çok canlı yapmışsa, bir hayvan ısırmışsa, onu oradan koparabilir, atabilir. Erkeklerin secde esnasında kollarının yanlarına ve yere bitişip yapıştırmaları hoş değildir, mekruh. Mekruh kelimesinin kelime anlamı da hoş olmayan olduğu için biz de dinimiz alışmış, hoş değildir diyoruz. Mekruh aynı manidir. Namaz içerisinde özür olmadığı halde bağdaş kurmak, dizleri dikerek oturmak dizüstü yerine mekruhtur. Namazda gerilmek ve esnemek mekruhtur. Böyle şeylerden de bir alametidir. İnsanın başına geldiği zaman tutması lazım. Adam namazda nasıl gelir ki? Serbest olduğu zaman şöyle belki tembellik. Bu da tembellik alametidir. Sakın mecliste ihvanla dostla oturduğumuz zaman bunları yapmayalım. Böyle gerilmek tembellik alameti, uyuşukluk alameti ve karşıya göre ciddiyetsizlik, laubalilik alametidir. Hatta bir insanı dinlerken böyle elini korumak da çok hoş değildir.
cehennemliklerin tasviri dünyada da tembelliğin tasviridir. Ve nitekim elini bir yere koyan, bir yere dayanan insan bir müddet sonra mayışır, kendinden geçer, uyurda kalır zaten. Veya dalar, aklı başka yerlere gider. İnsanları dinlerken gözüne bakmalı, yer yüzüne bakmalı, lafını tasdik etmeli. Maraşların tabiriyle eli demesine fırsat bırakmamalı, seni dinliyorum diye beni gözüyle ilgi uyandırmalı. Birisi konuşurken karşısında gerilmek, esnemek, o konuşana da bir hakarettir. Yani söylenilen sözlere dikkat edilmediği, değer verilmediğinin de bir alametidir, hoş değil. Namazda nasıl gerilir ki? Yani usta adam yapar, ellerini böyle kendini sıkarak yapabilir, yapılması değildir yani. Bunlara dikkat etmek lazım. Neyse biz teferruatını geçmiş dersimizde anlatmıştık. E hocam teferruatını geçmiş dersi anlatmanın şimdi bize ne faydası var? Bilmiyorsak bunu tekrar bize anlatsana derseniz bu ders hiç bitmez, biz aynı dersi değil mi? Bu kitap hiç bitmez o zaman. Bunun çaresi var. Çaresi nedir? Kitaba sahip olup anlamadığımız, unuttuğumuz yer varsa kitaptan okumak. Bir çaresi daha var. O da kardeşlerimiz bu kameraya alıyorlar. Bu da www.ilimistan.com sitesinde yayınlanıyor bu dersler. Böylece elhamdülillah kayıtlı bir çalışma oldu. Buradaki dersler, başka yerdeki dersler orada tekrar videoda döndürüp dinleme imkanı var. İnternette olan kardeşlerimiz bu sitede tekrar bunları görüntülü olarak video şeklinde dinleyebilirler. Onun için geçmişte tekrar etmiştik derken işte o tekrara da müracaat edilebilir. Namaza gerekmediği halde kendi isteğiyle öksürmek, boğazının gıcığını gidermek de mekruhtur. Verilen bir selamı ya da baş işaretiyle almak namaz içerisinde konuşmadan, bu da mekruh. Namazda dişlerin arasında nohut tanesinden daha küçük bir yiyecek kalmışsa bunu diliyle oynaya kendisini namazın dışında meşgul olur, koparıp onu yutmak da mekruhtur. Namazı bozmaz ama işte sevabını götürür. Namazda böyle işlerle uğraşılmaz. Namaz ciddi bir iştir. Namaz Allah'a ibadettir. Namaz Allah'ın huzurunda durmaktır. Bütün yoğunluğumuzu ona vermemiz gerekir. Yemek sofrası hazır olduğu zaman, vakit müsait ise, yemek değil önce, namaz değil önce yemeği yemek. Değilse, namaz içerisinde hep yemek düşünüleceğinden dolayı mekruhtur. Ya da insanın büyük abdesti, küçük abdesti, sıkıştırmış bir vaziyette namaz kılması mekruhtur. Diyeceksiniz ki böyle bir hal yoktu ama insanlık icabı namaz içerisinde oluverdi. Hareket esnasında büyük abdest ya da küçük abdest bizi sıkıştırdı. Sağa sola selam verir. Yeniden bir abdest alır. Huzur içerisinde namazımızı kılarız. Namaz dünyanın en ciddi, en önemli işidir. Biz bunun için varız. Gerisi yemeler, içmeler. Hep buna imkan, buna ortam, buna güzel huzur sağlamak içiniz. O bakımdan böyle bizi fevkalade sıkıştırırsa yasak savar gibi namaz olmaz. Akram da kurtulalım olmaz. Bu hareket pardon. Gidecek, abdestini bozacak, bekleyecek, istinca, istibrasını yapacak, yeniden abdest alacak ve huzuru kalbiyle namazını kılacaktır. Namazları gözleri yumulu kılmak hoş değildir. Teferruatına girmeyelim, sadece şu kadarını söyleyelim. Gözünün önüne nahoş bir olay geldi. Onu da görmek istemiyorum. Şer'an hoş olmuyor. İşte o zaman gözünü yummak güzel olur. Durumuna göre değişir. Parmakları birbirine geçirmek, parmak çıtlatmak veya elleri böğürlerine koymak mekruhtur. El böyle konulur mu? Konulur. Yani eli göbek üstünde tutmak sünnetse, adam bu sünneti terk ediyor, mekruh işliyor, bir de böyle koyuyor, bu hiç gelmemiş. Burada daha önceki derslerimizde eli işte böyle bağlamayı gördük, yukarıdan bağlamayı gördük.
tamamen elleri serbest bırakan mezhepler var. Bunları da gördük ama böyle namaz kılanı hiç görmemiştik. Adam böyle duruyor. Mekruh. Tabi bu sünneti terk ediyor. Yoksa namaz kıyamı yerine getirildi ama boş değil, sevabı gider. İmamdan önce rükû ve secdelere gitmek veya kalkmak. Bunlar da mekruhtur. Kıyam, rükû ve secde aralarında tekbir ve zikirleri yerinden sonraya erteler. Mesela rükûya giderken Allahu Ekber diyecek. Gittikten sonra, rükûya vardıktan sonra diyor. Ya da rükûdan başını kaldırırken tesbih yapacak. Yani Semiallahu limen hamide diyecek. Hareket başlarken bunu başlayacak ve doğrultuna kadar bitirecek. Ama vatandaş rükûda hiçbir şey söylemeden kalkıyor ve durduktan sonra Semiallahu limen hamide. Sevabını görür. Değerli kardeşlerim, bundan sonra devam ediyoruz inşallah. Buraya kadar gelmiş benim işaretlediğimde. Yanmakta olan bir ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. Çünkü geçmişte ateşe tapan insanlar vardı. Dinimiz kendine mahsus, özel, orijinal bir dindir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir başka dine, millete benzememizi hiç istemez. Güzel hareketler bile olsa Müslümanlar kendilerine mahsus kalsın, başka bir dine, ecnebiye, yabancıya benzemezsiniz. Mesela Aşura günü oruç tuturduğunu Medine'de görünce Peygamberimiz sordu, bu ne oruç tutuyor bunlar diye. Tabi bu konuda başka değişik rivayetler de var. Yani bunun önceden tutulduğuna dair rivayetler var ama bu rivayet de çok meşhurdur. Hazreti Musa'nın, Hazreti Nuh'un işte kurtulduğu gün filan dediler. Peygamberimiz biz onlardan daha layığız. Ama Yahudi'ye benzememek için 10. gün, Muharrem'in 10. günü değil de 9 ve 10 ya da 10-11 ya da 9-10-11 birer ilave ile. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim yabancı dininden olan insanlara benzemememizi asla istemiyor. Sakal bırakırken tarif ediyor. Sakalınızı şöyle bırakın ya da şöyle kesmeyin, bıyıklarınızı böyle yapın, böyle kesmeyin. Yok Mecusilere, yok Hristiyanlara, yok bilmem ne Yahudilerine benzemeyin diyor. Müslümanların kılıkta, kıyafette, davranış biçiminde, yemede, içmede, yatmada, kalkmada kendilerine mahsus, orijinal bir ümmet olsun istiyor. O yüzden yabancıların taklit hoş değildir. Ama bu bir iman zaafıdır, iman sorunudur. Ve ahir zamanda böyle çirkin işlerin olacağını da Peygamberimiz haber veriyor. Hatta o kadar ki kertenkele derdine girseler Müslümanlar da bunda bir marifet zannederek girecekler diyor. O dediğiniz kim ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak? Yahudi ve Hristiyanları öylesine taklit edecekler. Kendi davranışlarından, kendi kılıklarından, kıyafetlerinden değil mi? Bütün bu bizim örflerimiz, adetlerimiz sünnetin üzereyiz. Sünnet üzerindeyiz. İşte bir töre düşmanlığı, bir örf düşmanlığı, bir adet düşmanlığı var. Şiirde var, edebiyatta var, sinemada var, tiyatroda var. Hep böyle örf ve adetlerimiz kınanır, ayıplanır. Neden? Çünkü bizim bu örflerimiz ve adetlerimiz sünnet-i seniyye üstüne bina edilmiştir. Biz yemek yeriz, sağ elde yeriz. Neden? Bu örftür ama Peygamberimizden gelmiştir. Tuvalete girerken sol ayağıyla girer. Bu bir örftür ama Peygamberimizden gelmiştir. Millet niye örf adeti düşmanlığı yapıyor, dine düşman kesim? Çünkü bu örf ve adetlerin altında din var, sünnet var. Biz bunu yıktık mı, dini ve sünneti yıkmış oluruz. Yenisine de işte çağdaş uygarlık düzeyi diyerek Yahudi ve Hristiyan'ın adetleri gelir diyor. Buna dikkat edelim ve başka bir milleti taklit etmeye kalkışmıyor. Dolayısıyla Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her hususta olduğu gibi namaz ve namazla ilgili olan her hususta da yabancıyı taklit istemezdi. Hatırlıyor musunuz? Ezan vakti duyurulmak istediği zaman namaz vakti cemaati davet etmek ihtiyacı zuhur ettiği zaman
oturdu Peygamberimiz istişare etmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişaresiz iş yapmazdı. Yeryüzünde ondan bilgili, ondan akıllı, ondan tedbirli bir insan mı var? Allah'ın öğrettiği, Allah'ın eğittiği, Allah'ın terbiye ettiği insan. Ama Allah Celle Celaluhu veşavirhum fil emr, iş hususunda onlara istişare et diye emir veriyor, öyle öğretiyor. Ve Müslümanları tanıtırken ve amruhum şura beynahum, aralarında işler şura ile, danışma ile gider. Yani bir insan en iyi bilgili bile olsa gene istişare etmeli. Çünkü istişarede daha iyi bilgi de çıkabilir. Hiç olmazsa kardeşleri ikna olur bilmedikleri konuya. Bize değer verdi diye bir kısım insanların içerisinde sıkıntı varsa, haset varsa, bir kin varsa bize değer verildi diye bu kin söner. Akıl akıldan üstünlüğü daha faydası da olabilir. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çoktur bu. Verdi Savaşı'nda Müslümanlar bir yere oturdular. Adamın birisi geldi radıyallahu teala anh, ya Resulallah, bizim burada yerleşmemiz Allah'ın emri mi? Şahsi bir fikir midir dedi. Yani din midir? Şahsi sizin özel bir tercihiniz mi? Yok. Benim özel tercihim. Öyleyse ya Resulallah, hak tekniği ve strateji açısından bizim buradan kalkıp şu kuyuların önüne gitmemiz, kendimize bir kuyu ve havuz yapmamız, rahat su içmemiz, kafirlere gelecek tarafında da kuyularını iptal ederek susuz ve dermansız bırakmamız daha uygundur. Güzel dedi Peygamberimiz. Kalktı onu yaptı. Onun için Müslümanların işleri daima şura iledir, meclis iledir, danışa götürülmektir. Ezan içinde böyle bir namaz alameti dedik ya, namaza davet edilecek. Ne yapalım? Müslümanların bir kısmı dedi, çan çalalım. Hayır dedi. Neden? Çan Hristiyanlara var dedi. Benzememek. Yahudi'ye, Hristiyan'a benzememek bir esastır. Efendim, bayrak açalım, olmaz. O bir başka milletin. Ateş yakalım, dumanla, olmaz. O bir başka millet. Bize mahsus, orijinal, sadece İslamiyet'i belirten bir şey olsun. Bir karara varamadılar. Akşamleyin bazı iki sahabi, birisi ezanın meşruiyetine sebep olan Zeyd, Hazreti Ömer Efendimiz de aynı rüyayı görmüş. Fakat öbürü onu geçmişti. Gece rüyasında ezanla ilgili rüyayı gördü. Ezan bahsinde anlatmıştık. Bu kadarcık da yetinelim. Demek ki yabancıların taklit dinimizde hoş değildir. مَنْ تَشَرْبَهَا بِقَوْمِ فَهَوْمِنُ. Kim kendini bir kavme benzetmek isterse o da onlardandır. Benzeteceksek kendimizi Ehlullah'a benzetelim de onlardan olalım inşallah. Niye Yahudi ve Hristiyanlara benzetelim? Şimdi ateşe karşı mecusiler ateşe taparlar. Dolayısıyla yanan bir ateş, yanan bir ocak, yanan bir sova, yanan bir mangal üstündeki ateşe karşı namaz kılmak mekruhtur. Ama işte radyatör peteği, değil mi? Ateşlerle olmuyor veya elektrik peteği. Bu gibi doğal gaz petekleri ateş fışkırmıyorsa, ateş görükmüyorsa kendisinde onun bir karşılık olmaz inşallah. Buna göre asılı duran kandillere, lambalara, ışıklara, elektriklere karşı namaz kılmanın da bir beysi yok. Musaf-ı Şerif'e karşı, o da yeryüzünün manevi bir kandilidir. Karanlıkları aydınlığa Allah Celle Celaluhu o kitapla çıkarır. Ona karşı da namaz kılmanın bir mahsuru yok. Kılıca karşı namaz kılmanın da bir sakıncası yoktur. Çünkü yeryüzünde bunlara tapan bir millete rastlanmamıştır. Arada bir perde ya da engel olmaksızın bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak doğru değildir. Arkasına olabilir. O bakımdan imamlarımız geriye döndüğü zaman imamın arkasında olan arkadaşlarımız namazını bitirmemişse dikkat ederseniz imamlarımız ya sağa ya da sola yönlerini çevirirler. Yüz yüze gelmesinler diye. Demek ki bir insanın şahsına karşı, yüzüne karşı namaz kılmak hoş karşılanmamış. Elbise beden veya namaz kılınacak yerde namazın sıhhatine engel olmayacak kadar bir necaset varsa, gerçi namaza mani olmaz, namazı bozmaz ama yine de mekruh olur. O bakımda Müslümanların temizliğe son derece dikkat etmeleri lazım. En nazafetü minel iman, temizlik imanlardır.
yeryüzünün en temiz insanları Müslümanların olması lazım. Dolayısıyla Müslümanlara baktığınız zaman elbisesi temiz, yüzü gözü temiz, tırnakları kesilmiş, saçı sakalı taranmış olması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir Müslüman geldi, saçını ve sakalına ikram etmemişti. Peygamberimiz lütfen bizim yanımıza şeytan başı gibi darmadağın şekilde mecburda gelmeyin. Dışarı çıkın, saçınızı güzelce, sakalınızı güzelce tarayıp öyle gelin buyurdular. Çok önemli bir konudur. Nezafet dinde fevkalade önemlidir. İnnallâhe yuhibbu tevvâbîn ve yuhibbu mutatahhirîn. Allah tevbe edenleri, günahından vazgeçip kulluğa yönelenleri ve çok çok temizlenenleri sever. Allah-u Teala temizliğe dikkat ediyor. En nazafetu şatrul iman, abdest bahsinde de görmüştük. Nezafet, temizlik, imanın yarısıdır. Maddi ve manevi temizlik. Aslında bakarsanız temizlik. Bunun bir kısmı görünen temizlik, bir kısmı da şirkten, küfürden kurtaran manevi temizlik, bir kısmı da tasavvuf ve tarikatların ele aldığı kalbin, nefsin tezkiyesi, tasfiyesi, temizliğidir. Yani din temizliktir. Temizliğe dikkat etmek lazım. O bakımdan Müslüman bir yerde namaz kılıyorsa o yerin temiz olması lazım. Namaza mani olan galiz, sıvısı avuç içi kadardı. Katısı da nohut irinliğinde 4-5 gram demiştik o zaman. Bundan az, 1-2 damla idrar insan üstüne kaçırmış olsa bile, çarşıda, pazarda mecbur kalmışsa bununla namaz kılsa bile bunun mekruh olduğunu bilir ve en eline geçen yakın imkanda bu temizliğinden kurtulur inşallah. Bunu bir vesvese haline de getirmemek lazım. Vesvese şeytandandır. Bazı kardeşlerimiz bu tür hastalıklara yakalıyor, onların da tedavi olması lazım. Bu işin insan beyniyle de yani beden sağlığıyla da alakalı bir noktası var. Tedavi sünnettir, tedavi dinin emridir, tedavi ayıp değildir, tedavi tevekküle mani de değildir, tedavi olmamız lazım. Bizim mektepte bir kardeşimiz vardı, böyle bir vesvese hastalığına tutulmuştu. Biz giderdik, abdest alırdık, efendim namaz kılardık, o hala bis 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 billah derdi böyle. Kayseri'nin soğuğunda elleri çatır çatır yarılmıştır. Bu bir hastalıktır. Yani efendim benim elbiseme böyle bir pislik düştü mü deyip de bu böyle ilkilmek, ikide bir de eve gidip elbise değiştirmek de hoş değil. Her şey kendi kıvamında güzel. Tabi bu arada bir pislik varsa diyelim ki koyun ağalı, koyun ağalının olduğu yerde namaz kılınır ama deve ağalında kılmaz demiş Peygamberimiz. Biz deveyi pek görmediğimizden sığıra benzetirsek Allah-u Alem biraz pisliklerin farklı oluşundan olabilir. Her halükarda bu necasetin üstüne kalın bir halı, kilim serilmiş olursa onun üstünde de namaz kılınabilir. Elbise, beden veya namaz kılınacak yerde namazın sıhhatine engel olmayacak kadar daha az necasetle namazın kılınması mekruh olur. Yani namaz kabul olur ama mekruh olur. Tertemiz kılmak güzel olur. Tek ayak üzerinde durmak veya bir ayağa diğerine yaslamak, dayanmak mekruhtur demiştik. Bir özür varsa olabilir. Özürün çeşidi nedir? Özür özürdür. Her çeşit özür olabilir. Aklımıza gelen yazılan, sayılan olur, olmayan olur. Özür müstesna. Namazda özürsüz olarak elbiseyi giymeden omuzların üzerine atarak ya da bazı elbiseleri sarkıtarak namaz kılmak doğru değildir. Mesela kış günü kar düşüşü var, adam giymeden omuzunun üstüne atmış namaz kılıyor. Kabadayı değil adam. Adam nerede demişler? Mülayim demişler. Olsan ne yazar? Adamın kabadayı olmadığını kimse herkes biliyor ama fakat görüntü böyle bir husus yani. Allah-u Teala'nın huzuruna böyle çıkılmaz. Ya giyin, ya bir kenara bırak. Veya vücudumuza böyle değerli toplu durmazsa gereksiz yere sarkan böyle sarkıtlar her halükarda içtimai adaba da aykırı olduğu için dikkatli olmak lazım. Başka elbisesi varken namazda kirli elbise, iş elbisesi giymek mekruhtur. Allah Celle Celaluhu huzur ziyaret edin en de kullu mescid
camiye gittiğiniz zaman en güzel ziynetlerinizi, süslerinizi, elbiselerinizi giyin buyuruyor. Cami, Müslümanların en kutsal mekanıdır. Toplumsal hayatın merkezidir. Peygamberimizin hayatında her caminin yeri bambaşkadır. Cami aynı zamanda mabed olduğu kadar mekteptir de. İlimler hep orada öğretilir. Cami aynı zamanda istişare salonu, cami genel kurmaydır. Savaş ve barış kararları oradadır. Cami hastane görevi de yapmıştır. Cami misafirhane görevi yapmıştır. Efendim şimdi bunların tabi söylendiği zaman garip gelecektir. Bu konuyla ilgili çağımızda kurumlar var. Yani artık cami yerine mektep ayrı bir kurum. İşte savaş ve barış cami değil de genel kurmayla halledilir. Olabilir. Efendimiz mahkemesi camideydi. Yargı işleri camide yapardı. Şahit, davalı, davacı hep mahkemede. Nikah mahkemede. Hatta ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani gülersiniz buna. Bu zamanda böyle bir şey olsa düdel oya öptürürler Maraş tabiriyle adamı. Camide folklor gösterisi olurdu. O nasıl oluyor? Habeşiler gelmişti. Kısa harbe denir. Kısa mızraklarla. Bizim şu Bursalıların kılıç kalkan oyunları var ya, onun gibi kendilerine mahsus oyunları vardı. Oyun. Resmen oyun. Resmen folklor. Bu gösteriyi yaptılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seyretti. Hatta Hazreti Ayşe annemize sen de seyretmek ister misin? Ederim dedi. Omuzunun arkasından, omuzunun üstünden o folklor gösterisini seyretti. Yeter mi dedi, biraz daha canım istiyor. Biraz daha seyrettikten sonra yeter mi, biraz daha seyretmek canım istiyor. Yeter mi deyince üçüncü de tamam ya Resulallah. Demek ki camide folklor gösterisi bile olur. Yani yarın bir gün arkadaşlarımız vallahi biz tiyatro oynatacağız, İslami bir tiyatro. Yerimiz yok. Arkadaşlar şu Şekerli Camisi'nde bir sahne atarlarsa çok görmeyin yani. En iyisi ne dedik? Bütün bunlar için özel kurumlar, özel mekanlarda yapılmıştır ama cami, Müslüman'ın işi bittikten sonra vakit geçireceği yerdir. Ebu Hureyre Efendimiz bir gün sokakta, ey ahali! Ne var dediler o büyük sahabeye? Peygamberimizin mirası bölüşülüyor mescitte. Koşun! Bir şeyler de siz kapın! Millet dükkanı bıraktı, çarşı bomboş oldu, camiye koşuştular. Peygamberimizin miras. Bakın, kutsal emanetleri değil mi? Bir devlet bize bütün borçlarımızı silelim, ver diyorlar, ver diyoruz. Bir sakal-ı şerif için mübarek gecelerde millet önünden geçiyor, hüngür hüngür ağlıyor. Bulamıyoruz değil mi? Ancak belli yerlerde var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tükürse havada kapardı Müslümanlar. Bazıları bu nasıl olur derler ama bunu Müslümanlar anlar, kafir anlamaz. Teberrüken eşyasını kapmaya çalışırlar. Peygamber Efendimiz'in yani sıradan ev eşyası, iş eşyası, kılı, saçı, elbisesi, mendili, yemek yediği sofrası, tahtası, sediri. Yani bunlardan birisini ele geçirmek ne demek? Hazreti Halid bin Velid sarığın düştü bana bulun diyor savaş esnasında. Kendisi savaşıyor komutan. Efendim bulamıyorlar. Aptal kiş diyor. İnsanlar devriliyor. Kan revan içerisinde hala aykırıyor. Sarığını bana bulun. Nihayet sarığını buluyor. Kafasına buyuruyor. Efendim sarığına da bakıyorlar. Eski püskü. Yırtık bir sarık. Bunun için miydi bütün çaba? Hayır diyor. Bunun içerisinde Peygamberimizin bir saçı var. Ya da sakalı var. Ben onu teberrüken başımda taşıyorum ve giydiğim her savaşta biiznillahü teala zafer müyesser oluyor. Efendimiz de teberrük. Onun için büyük zatların eşyalarıyla teberrük yadırganmaz güzel bir şeydir. Dolayısıyla mescitlerde de aynı konu. Biz neyden bahsediyorduk burada? Ebu Hureyre'de. Ebu Hureyre, cettine rahmet. İhtiyarlık sayıda. Bazı mevzuyu da diyoruz. Biraz sonra cemaat dönüyor orada. Ya Ebu Hureyre diyor ya, sen mescitte miras dağıtılıyor diyordu. Kaplan için gittik, hiçbir şey yok orada. Ne gördünüz diyor. Ya camiye gittik ki Müslümanlar bir kısmı namaz kılıyor, bir kısmı Kur'an-ı Kerim okuyor, bir kısmı kendi aralarında toplamışlar, Peygamberimiz şöyle dedi, Peygamberimiz böyle dedi.
duydukları birbirlerine anlatıyor. Bir kısmı Allah'ı zikrediyor. İşte dedi ya, peygamberimizin mirası budur. Peygamberimizin mirası budur. Ne diyor peygamberimiz? Peygamberler dinar ve dirhem bırakmaz. Hazreti Fatıma babasının mirasını Ebu Bekir Efendimiz'den istediği zaman bu hadisi şerif okudu. Senin bir ihtiyacın varsa canından evvel. Ama peygamberler miras bırakmazlar diyor. Mescit, Müslümanın kurtuluş yeridir. İşini bitir bitirmez mescide gidecek ve mescidin içerisinde orada kendisi yetiştirecek bir şey bulacak. Yani mescitte namaz olur, mescitte zikir olur, mescitte kitap okunur, ilim olur. Mescitte bir kısım hoca efendiler başlarına insanları toplar, bir şeyler öğretmesi lazım. Mescitlerimizi yeniden mescit haline getirmemiz lazım. Şu andaki mescit, İslam'ın arzu ettiği mescit cami değil. 15 dakika evvel kapılar kapansın, 15 dakika sonra yine namazda kapılar kapansın. Böyle bir yarca yatırım heba olsun. Sonra da insanları yetiştirecek mekan arıyor. Çok büyük bir nakise. Hatta bağışlayın, ben başta mesleğim ucağını kendim için söylüyorum, ayıp bir şeydir. Buralar harır harır insan yetiştirecek ilim, sanat, kültür merkezleri olması lazım. Ve Müslümanlar buraya giderken en güzel elbiselerini giymeleri gerekir. Dolayısıyla namazda da kıymetli, değerli elbiseler giymemiz lazım. Bazı kardeşlerimizi gördük, namazda özel cübbe diktiğini giyelim. Cübbe dini bir kisve değildir. Bir insanın pantolonu darsa cübbe giysin. Çünkü dar pantolonla namaz kılmak demek. Ama şalvar giyiyorsa, vücut hatları belli olmuyorsa cübbe giymesi şart değildir. Ama cübbeyi namaz için özel diktirilmiş, tertemiz ve ona bir vakar, ona bir ağırlık, ona bir zinet, ona bir süs veriyorsa güzel olur. Kudru zinetekum indekullü mescid. Mescidlerde zinetlerinizi alın diyor. Allah Celle Celaluhu. Yüce Allah'ın huzurunda durmanın kendine göre bir ciddiyeti vardır. O elbisede de belli olur. Her ne kadar esas ciddiyet, esas vakar, esas takva kalptedir. Ettakva fâhuna. Takva burada diyor Peygamberimiz. Saygı oradadır ama dış görünüşe de dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla başka bir elbise varken kirli elbiselerle, pasaklı elbiselerle, iş elbiseleriyle mescitlere gitmememiz gerekir. Ama sanayidekiler diyecek, biz ne yapıyoruz lan? Sanayidekilere helal olsun. Çünkü onların çoğu zaten o işin erbabıdır, sanayi erbabı. Ama gene de aferin, orada namaz kılarken ben bazı kardeşlerimi görüyorum. Sanayide ya özel seccade götürüyorlar, kendilerine mahsus sanayiyi temiz tutmak için, ya da elbise götürüyorlar. Bu da hoş bir duyarlılıktır. Allah onlardan razı olsun. Bir ödülünden dolayı olmadıkça yalnız bir parça elbiseyle namaz kılmak doğru değil diyorlar. Yani yekpare bir parça elbise tesettürü sağlıyorsa niye böyle? Bunu anlamış değilim. Nitekim bazı ülkelerde, diyelim ki Arabistan'da bir fişler diye bir parça. Belki biz burada böyle bir elbise giymediğimiz için mahsurlarını görmemiş olabiliriz. Ben bunu anlamadım doğrusu. Bir özürden dolayı olmadıkça yalnız bir parça elbiseyle, mesela yalnız bir gömlek ile namaz kılmak mekruhtur. Yine erkeklerin sıcak iklimde bedenin göbekten üst kısmının hiçbir şey giymeksizin namaz kılmaları mekruhtur demiş. Tabii biz yalnız yaşamıyoruz. İçtimai bir hayat. Bizim yaşadığımız yerde bayanlar da olabilir, çocuklar da olabilir. Bu anlaşılır. Erkekler de fazla olan neresidir? Göbekler, diz kapağı. Hocam şimdi bir zubun giyiyorlar mesela, Arapların o şeydi, tek elbise. Tek elbise, yani, onu anlamadım dedim işte. Bilemiyoruz belki, acaba orada vücut şekilleri mi? Ama ona ben bir şey söyleyemiyorum. Mekruhtur. Kitabımız yazıyor, buna böyle kabul ederim. Sebep ve hikmetlerini araştıralım. Değerli kardeşlerim, bir de size sık sık söylüyorum. Bir kitapta mekruh denilen başka bir kitapta olmayabilir. Tabi
biraz daha kitapları üst üste koyup araştırmak lazım. Ben bu konu gördüğüm zaman bugün bunu araştıracak, başka kitaplara bakacak zamanım yoktu. Bir cenazemiz vardı, köye gittik geldik, önce yetiştik. Araştırmak lazım, bakmak lazım. Ama efendim, tesettür göbekle diz kapağının arasıdır. Göbekle diz kapağı örtüldüğü zaman Allah kabul ediyor, sana ne oluyor denmez. Göbekten yukarısı açık olmasın camiye gelirken. Atlet de dediğim, gömlek de. Çünkü biraz evvel elbiselerimizin en güzelini giyelim dedi, değil mi? Böyle daha güzel. Fakat biz olalım. Adam atletle namaz kılıyorsa hiç de kınamıyorum. Kötü asla söylemiyorum. Neden? Tesettüre girmiş. Bu kadarıca yeter. Daha fazlasını münasip bir lisan ile uyarabilmek kabiliyetimiz varsa kılmadan incitmeden yapalım. Yoksa orada yapmayalım. Kaş yapın derken göz çıkartmıyor. Çünkü en büyük günah kalp kırmaktır. Yunus der ki ey hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmemiz. Gönül çalabın taktı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim bir gönül yıkarız. Kabe, Hazreti İbrahim yapısı, gönül Allah yapısı demiş. Gönül kırmak, insanı incitmek çok kötü bir şeydir. Onun için bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir. Bizim medeniyetimizin insan yetiştiren yerdesi, incisi tasavvuftur. Tasavvufun en büyük amacı gönül yıkmak, gönül kazanmaktır. İncitme, incinme denir. O bakımdan bir insan dindarmış, çok sofuymuş, ne yapıyormuş? Önüne geleni şöyle haram yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye kırıp geçiriyor. Hiç hoş değil. Eğer birisine emri bir maruf nehyanın ülkeyi yapacaksa bu da bir ilim işidir, bu da bir edeb işidir. Yapabiliyorsak yapalım, yapamıyorsak kırmayalım. İşte size bir olay anlatmıştım değil mi burada? Adam önünden geçerim böyle durdurun derken göğsüne vuruna kadar adamı oflatmış dışarıda bekliyorlar. Biz de namazdan sonra misafir ne bekliyorsunuz? Hayırdır kimse bana camide kalmadı. Bir kişi var hocam içeride diyorlar. Ne olacak? Döveceğiz onu diyorlar. Niye dövecek? Biz göğsümüze bir... hakkıdır önünden geçmeyeydiniz adamın. Hakkıdır hocam öyle mi durdu ya? Canımız yanımız ya geldi. Gitti burada. Bir Müslüman daha vardı camide. Camın içinde misafaha mekruh dedi. Kızardı, bağırdı, çağırdı. Adam uzatıyor böyle. Ben de elini tutardım. Bak bu kardeşim caminin içinde misafaha mekruhtur diyor. Bunu öğren bir daha yapma olur mu diyordum. Olur dedi adam ama o giderdi böyle. O elini vermez bir güzel de fırçalardı. Ben de senin gibi olsam ne iyiydi. Olmuyorum dedi işte. Bu da dikkat edilecek bir konudur. Mümkün mertebe bu tür emri bir maruf nehyanı münkerleri kırmadan incitmeden yapalım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat etsin. Adam azarlamayı hiç sevmezdi. Böyle çok şeyler olur. Hatta bir defasında adamın birisine verdi. Babam malından biri bu kadar vermem olur diye Peygamberimiz adam azarladı. Evine gitti Peygamberimiz, ne bulduysa verdi, etti, nihayet gönlü oldu. Dedi ki, nasıl memnun musun? Memnunum dedi. Şimdi de adam memnun edecek kadar verdim dedi. Bunu arkadaşların yanında da söyler misin? Söylerim dedi. Bak onların sana karşı kalplerinde bir seylik oldu, bunu giderelim dedi. Peki dedi, gitti. Peygamberimiz bana verdi, göbek bir adam gibi verdi, çok memnunum dedi. Gitti. Peygamberimiz dedi ki bak biraz evvel adamın üstüne yürüdünüz. Vay terbiyesiz peygambere böyle söyler dedi. Bu niye ben dedi. Adamın birisinin devesi kaçmış. Devesini tutacak. Etrafındaki arkadaşları da devesini tutmasına yardımcı olacaklar. Hücum ediyorlar deveye. Deve bir kısım insanların üstüne hücum ettiğini görünce daha çok ürküyor, kaçıyor. Bunları gidiyor, deve kaçıyor. Adam dedi ki diyor arkadaşlarına, arkadaşlar oturun yerinize. Siz bana iyilik yapmıyorsunuz ki. Siz bana kötülük yapıyorsunuz. Deve sizin yüzünüzden daha fazla ürküp kaçıyor. Siz oturun. Oturdu onlar. Kendisi gitti, onlara bir şey alarak ot.
Kibar kibar atlara yaklaştı. Deve sadece onu görünce sahibini tanıdı. Yularından tuttu, otunu yedirdi, çekti, götürdü. İnsanlar da böyle dedi. Deveyi yakalamak lazım. Ama ürkütmedi. Kaçırmadı. İnsanlara dini anlatmak lazım. İnsanlara doğruyu söylemek lazım. İnsanların yanlışlarını düzeltmek lazım. Ama kırmadan dövme. Elbiseyi gerek toprak veya gerekse ütüsü bozulmasın diye böyle hafifçe çekme yaygın görülen mekruhlardandır. Bu da ameli kesildiği kalil yani az bir iş olduğu için mekruh sayılmıştır. Daha çok pantol giyen kardeşlerimiz pantolların ütüsü bozulmasın bir. İkincisi çekilmeden gittiği zaman çok daralıyor. Rahatsız ediyor vücudu da. Bir de ondan ütüsü de söz konusu olabilir. O rahatsızlıktan bir rahatlık elde etmek için pantolonu hafif çekiyorlar. Bu da mekruhtur. Namazda mesela atkı gibi bir şeyi böyle sarıp kenarları sarık yapıp orta tepenin açık olması da mekruhtur. Ama bu sarığı ortasını da kapatacak şekilde yapıyorsa güzeldir. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarının dışında takkeli olur. Namazda genellikle sarıkla sarardı. Bu Arabistan'da yaşayan insanların güzel bir kıyafetidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı zayıf görülen hadis-i şeriflerinde sarıkla kılınan namazın sarıksız namazlardan 70 kat, 60 kat fazla olduğu söylüyor. Araplarda bu 60 kat, 70 kat filan lafları çoklukta kinayedir genellikle. Yani sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namaza göre çok daha sevaplıdır diyor. Bu tür hadis-i şerifler her ne kadar senet itibariyle zayıf bile olsa, yani bu tür mevizevi konularda, nasihatlarda, faziletlerde ya da bir yasaktan korkutma hususunda bu tür hadis-i şerifler kullanılır, alınır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarığı çok çok kullanmış olsa bile müstehaplardan sayılır. Yani bir Müslüman takkeli namaz kılmalı, başı açık kılmamalı. Önce bu. Başı açık namaz kılmak mekruhtur. İkincisi, sarık sararsa 70 kat daha fazla bir sevap alabilir. Ya da 70 sevap üzerine ilave edilir. Ya da birçok sevap diyerek bu 70'i çokluktan kinaya çok sevap alabilir diyebiliriz. Dolayısıyla bir Müslüman özellikle de kendi evinde namaz kılarken üzerine bir sarık bağlansa doğrusu takdire şayandır. Sarık, Türkiye'de irticayı temsil ettiği için maalesef bazılarının gözünde efendim sanki devrimlere muhalefet, şapkaya muhalefet gibi algılandığı için özellikle sarığın aleyhinde bir takibat başlanmış. İnsanlar da böyle uçları tehlikelerden uzak kalmak için uzun müddet sarıktan uzak durmuşlardır. Fakat bu uzak durmak o kadar yaygınlaştı ki sonunda bu sarığın ne olduğunu yeni yetişen gençler hiç görmeyince yadırgamaya başladılar. At kuyruğu gibi. Dikkat edin. Böyle sünnette saygısız ifadeler insanın imanına zarar verir. Müslümanların bir kısmı da çok merhametlidir. Onlar zarar görmesinler diye bunu evlerinde yapar, cemiyet içerisinde yapmazlar. Ama bazıları da yeter artık. Görsünler der. Onlar da yaparlar. Her ikisi de kendine göre sevabını alırlar. Ameller niyetlere göredir. Bir insan fitneye sebep olmayalım, lüzumsuz sataşılmasın, efendim Müslümanlar bu da neymiş diye tehlikeli durumlara düşmesin diye takmıyorsa saygımız var. Bu sünnetleri öğretelim diye takıyorsa ona da saygımız var. Ama baş açık namaz kılmamaya dikkat edelim. Hatta mümkünse evlerimizde dahi takkelerimizi giyelim. Bu bir İslami kılık, bir İslami örftür. Demin men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Kim bir kavme kendini benzetmek isterse o da onlardandır demiştik. Biz kendimizi peygamberimize, ashab-ı kirama, ehlullah'a benzetmeye çalışalım, onlardan olalım inşallah. Ama işte Avrupalılar bunu sevmezmiş, Batı medeniyetini bu kabul etmezmiş. Bizi ilgilendirmez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varken bir başkasını tercih edecek değiliz. Çok açık ve net. Peygamberimiz diyor ki
Müslüman sağ eliyle önünden besmele deyip sonunda hamd edilir. Bugünküler diyor ki sağ ele kaşık alınmaz, bıçak alınır, sol ele kaşık alınır, böyle yenilir. Yani bugün bu ülkede medeni, çağdaş insanlar böyle yapılır. Vallahi biz de medeniyiz. Biz de çağdaşız, bu çağda yaşıyoruz. Ve biz Müslümanız. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i önder tanımışız, rehber tanımışız, lider tanımışız. Allah onu önümüze numune-i imtisar olarak koymuş. Biz ona bakarız. Biz ne Yahudi'ye bakarız, ne Hristiyan'a bakarız. Ya da ne Yahudilikle, ne Hristiyanlıkla, ne dinle alakası kalmamış, ne olduğu bellisiz ucube, bahtiye bakmayız. Bir ilim varsa, bir sanat varsa, değil mi? Bir teknik varsa onu alırız, öğreniriz. Tıpta, makinede, her neyse, fizikte, kimyada. Biz de bir zaman bir millettik. Şimdi onlar bu noktalarda bizden ilerideler. İnşallah yeniden biz de bir zaman, biz de bir zamanlar biz de millet, hem de ne milletmişiz. Gelmişiz dünyaya insanlığı, milliyeti öğretmişiz gibi safahatta haykırıyor Mehmet'e. Yani bunlar ilimdir. Alınız ilmini kazın, alınız sanatını, vermiş hem de mesaiyle son süratını, ilim hususunda son sürat çalışalım. Ama yemeydi, içmeydi, örftü, adetti, yaşama biçimiydi, hayat tarzıydı, biz Müslümanız. Bir kısım insan, memlekette bir avuç insan, kendi yaşama biçimlerine, hayat tarzlarına müdahaleden korkarak endişe ediyoruz, korkuyoruz diyorlar. Herkes bunun karşısında susuz ediyor. Ya bu memleketin %99'u Müslüman. Biz İslami bir yaşama biçiminden endişe ediyoruz. Bizim de korkumuz var. Peygamber'e benzeyememe, ecdada benzeyememe, iyi bir Müslüman olamama korkumuz var. Bizim de hürriyete ihtiyacımız var. Bizim de özgürlüklere ihtiyacımız var. Bizim de hakka, hukuka ihtiyacımız var. Biraz da bizi görün canım. Nasrettin Hoca'nın daldırıyormuş kefteyi, of öldüm diyormuş. Misafir dayanamamış. Verler şu kefteyi, biraz da bizi ölet demiş. Bu memlekette Müslümanlar da yaşıyor ya. Biraz da bizim özgürlüğümüz var. Hiç olmazsa takkemizi giyelim. İnşallah. Efendim, bazı fıkıh kitaplarında diyormuş ki, evet diyor, insan takkeyi çıkarsa, çorabı çıkarsa, ben senin karşına ayak yalın baş açık gel, müflisim, hiçbir şeyim yok, ya Rabbi diye tevazu ile böyle geliyorsa, ona da güzel olur. İyi babam, ona da güzel olsun. Hakikaten takkeyi atıp, çorabı atıp değil mi, elbiseyi atıp olur. Bazen yağmur bularsına bu elbiseyi çıkarır değil, ters giyerler, yırtık pırtık elbise giyerler. Mahvolduk, sen bizi görmezsen Allah'ım, sen olur Rabbim, her şey senden, biz hiçiz. Böyle diyerek kalbinde bu coşkuyu hissediyorsa ona da bir sözümüz. Takke dedik değil mi? Üzerinde insan veya hayvan resimleri bulunan elbiseyle namaz kılmak veya böyle kumaş üzerinde secde etmek mekruhtur. Ama uzaktan bakıldığı zaman ne olduğu belli olmuyor. Yakından çok dikkatle bakarsan insan resmi falan. Değerli kardeşlerim, bu da bizim şuurumuzu gösterir. Bu kumaşı biz almıyor muyuz? Mağazadan ya da gömlekçiden her neyse bunu alırsan artık dikkat ederim. Dinimizin canlı resmine bir tepkisi var. Canlı, kuş olur, insan olur. Cansız, dağ, taş, manzara, buna karşı bir tepkisi yok. Canlıya tepkisi, insanlar bir zaman bu canlılara tapmışlar. Bu putperestliğin aslında bakarsanız, Nuh suresinde geçiyor. Bunlar, bu Yavuz'lu işte benzeri isimler de var burada. İyi insanlarmış bir zaman. Bu iyi insanların hatıralarını yad edelim diye resimlerini yapmış, heykelini dikmişler. Bir nesil gitmiş, ikinci nesil, üçüncü nesil sonra tapılmaya başlamış, Tanrı kabul edilmiş bunlar. Esas niçin yaptığını unutmuşlar. Yani böyle tehlikelere insanlar düşmesin,
tevhid inancı hep korunsun diye dinimiz canlı resmi koç karşılamış. Peygamberimiz evinin odasında Ayşe annemizin güvercin gibi böyle kuş resmi olan perdeleri görünce girmemiş. İçerisinde köpek bunun beslenen gereksiz yere ve resim burada ne ve melekler girmez demiş. Doğru. Fotoğraflar resimden farklıdır diyen alimlerimiz var. Özellikle bu kimlikler, işte nüfus cüzdanı, ehliyet vesaire bunların hiçbir beysi olmaz. Bunlar özellikle de paranın üstündeki resimler ceketin ya da gömleğin içinde kalıp görülmüyorsa gene hiç namaza bir zararı olmaz. Bunun ötesinde namaz kıldığımız yerde sağında ya da solunda arkası da hoş değil ama keşke bu işler Müslümanların evine hiç girmese. Böyle bir resim varsa, canlı türü resmi, dağ, taş, manzara değil de burada namaz dikkati çektiğinden dolayı bir de resme bu tür canlı resimlere dinimiz hoş bakmadığından dolayı mekruh kabul edilmiştir. Resmin belki bu konuda söylenecek daha fazla sözler var. Namazla alakalı olanı bu kadarcıktır. İleride resim, fotoğrafla alakalı belki yeni bir ders gelecek çok ileride. O zaman bu işin teferruatını daha bakarız inşallah. Namaz kılanın başı üstünde, ön, sağ veya sol yanlarında duvar veya tavan üzerine yapılmış kabartmalı yahut resim halinde canlı tasvirinin bulunması mekruhtur. Müslümanlar geçmişte bunu kullanmazlardı. Onların zevki biraz daha bedihi, biraz daha derindir. Müslümanlar böyle canlı resimlerin yerine hüsnü hat. Öyle güzel yazı, modern ressamlara parmak ısıttıran istif, düzenlemeler. Üzerinde tabi ayet, hadis, kelam-ı kibar, şiir olduğu için insana ders de verir. Böylesi şeylerden zevk alırlar. Bunlar daha bedi bir zevktir. Yani bu tür sanatlardan uzak kalınca sanat zevkimiz de basitleşti böyle. Bir de İslamiyet'in kültür olarak tercih etmediği bir şeydir. Heykel mesela. Bizde olmaz. Üç boyutlu heykel haramdır. Almakta, satmakta, yapmakta haramdır. Hatta Allah Celle Celaluhu heykel tıraşı atacak cehenneme, buna can verinceye kadar burada kalacaksın diyecek. Ne olacak şimdi? Ama şimdi bakmayın böyle ucubede sanatkar oluyorlar. Bizim dinimizde bunların yeri yok. Dolayısıyla evlerimizde olmayacak. Bazen evlere gidiyoruz, kardeşlerimiz işte cemakana koymuşlar. Deve sürüsü, kervan gidiyoruz. Ya bu nedir? Üç boyutlu. Ha bu çocuklar için bir oyuncağa izin var o kadar. Çocuklar için bebekler, hayvan olur, kefek olur vesaire. Ama artık vitrinlerde büyükler için hayvan, bunları kaldırmamız lazım. Biz bilmiyoruz. Zaten biraz maneviyatı gelişen, biraz kalbi gelişen insan bunları atar. Buraya bir abi gelmişti. İstanbul'dan bir diş doktoru abimiz. Rahmetli babası bir gün Sami Efendimiz'i davet etmiş. O da yeni tanışmışlar. Odanın her tarafı eski zaman fotoğrafları, bir tarafı artık tarihi zatlar falan. Hiçbir şey diyemedik tabii ki. Mübarek zat da geldi söyledi, baktı bir tebessüm etti. Bir sene sonra tekrar davet etti o aziz misafiri diyor. Fakat ikinci senede o fotoğraflarda hiçbir şey kalmamıştı diyor. Demek ki kalbe bir maneviyat sevgisi girince maddi şeyler unutuluyor. Dahası var. Aynı mübarek zat için dergide okumuştuk. Uludağ'da bir gül ağacının altına mekan tutmuşlar. Güzel yer yapmışlar. Manzara müthiş. Efendim oturmuş mübarek. Herkesle bir sohbet ettikten sonra gözleri yummuş böyle. Birisi efendim manzara ne kadar güzel değildi diyor. Tekrar gözlerini açtı, tebessümle baktı. Gerçekten çok güzeldi diyor. Gel gitti diyor. Onlar içlerinde ne manzara seyrediyorlar. Dışta ne alakası var? Ona çok hizmet eden bir büyük zat da Maraş'ı ziyaretinde öyle söylemişti. Bir zaman biz de kırlarda gezmeyi, dağlarda gezmeyi çok seviyorduk. Böyle kır gezilerini filan ama
Bunlara sevgisi hep alındı, sonra bir aklımıza bile gelmez o. Bunlar böyledir yani. Bu tür dertler Müslümanın manevi kimliğe sahip insanların yanında resim koymak oraya, heykel koymak. Bunlar basit şeyler. Evlerimizde resim ve heykel hususunda dikkat edelim. Hele bazı saçma sapan resimler var. Bunu akıl kabul etmez ama Müslümanlar ne oluyor anlamıyorum. Yine bizim bir tarafımız hoca ya, dilimiz durmaz, öyle çok sabrımız da olmaz. Yani bir sene sonra geldiğimizde bu adam kaldırılacak diye bir şeyimiz de olmaz. Öyle bir maneviyetimiz de yok. Allah hepimizde bizce sahibiz. Gidiyoruz, duvarda bir resim var. Böyle bakınca, hocam niye baktım o resme? Bu resim burada niye geziyor? Garipsediğimiz için bahsediyor. Ne var onda? Aklınıza gelmiştir. Efendim, deveye demişler ki, boynum niye eğri? Demiş ki, neren doğru ki? Şimdi orada bir resim var. Gökyüzünden iki tane kanatlı kız inmiş, ellerinde bir boş. Bu kanatlı kız güya meleklermiş. Sümme haşa, sümme haşa, sümme haşa. Müşrikler diyor, Kur'an-ı Kerim'de meleklere Allah'ın kızı dedi. Bu pis sözden yerde ve gökte neredeyse çatlayacaktı diyor Allah dedi. Müslüman duvarına atmış bunu ya. Allah'ın oğlu kızı olur mu? Kız, melek, erkek mi dişi mi? Ne erkek ne dişi? Cinsiyet yok melekte. Kız resmi. O da bir tür geçirmişler, bütün vücudu çırık çıplak meydanda. Lan Müslümanın evinde ne işi var burada çıplak resmi? Ondan sonra koş, aşağıda bir ihtiyar, sakalı böyle heybetli bir. Kucağında da masum bir çocukça gözleri var. Bunlar kim? Bu İbrahim var. Kim görmüş İbrahim öyle? Bu da oğlu İsmail. İşte bu koç hikayeye başlıyor. Orada da ayet yok mu çıplak kadının altında? Bu neye benziyor? Tekel bayi, alkol, Allah kurtarsın o kardeşlerimiz. O kadar çalışıyorlar, o kadar çırpınıyorlar, saatlerdir dükkan bekliyorlar paranda. Öyle yazmış Arapça, er-rızkü alallah, rızk Allah'ın üstüne. İnanıyor musun, dalga mı geçiyorsun? İnanıyor. İnanmasa asmaz. Görüyor musunuz Müslümanlarımızın perişanlığını? Demek ki evlerde böyle kabartmalar, resimler, fotoğraflara hiçbir gerek yok. Olsa olsa kimliklerde, paranın üstünde, onlar da cepte olduğu için bir mahsur teşkil etmez. Cansızların resmi caizdir dedik. Resim hakkında bir geçelim inşallah. 7 yerde namaz kılmak mehrum sayılmış. Siz bunu 17'ye çıkarabilirsiniz. Peygamberimiz 7 yerde diye saymış hadis-i şeriflerde. Çöplüklerde, hayvan kesilen yerlerde, kabristanda, yol kenarında, hamamda, deve ağında, Beytullah'ın üstünde namaz kılmak mekruh sayılmış. Bunları zamanımızda geçti, uzun uzun açıklamaya gerek yok. Tabi necis yerler, çirkin yerler, dolayısıyla buralarda namaz kılınmaz. Yol kenarları daha çok insanın gözünü meşgul eder, gelen geçen temiz de olmayabilir. Hamam zaten çıplaklar. Bu arada şeytan yuvası diyor. Artık eskiden hamama kadınlar gönderilmez derlerdi. Şimdi erkeklerin de gitmesi caiz değil hamamlara. Çünkü sen üstüne tesettürlü yapsan bile adam karşındaki tesettüre riayet etmiyor yani. Allah bakana da bak kurana da lanet ediyor. Çöplükler malum, mezbeleler malum. Mezarlara gelince bazı kavimler mezarlardaki zatlara taparlardı. Dolayısıyla mezar İslam'da altında da cesetler var. Üstüne bassan, üstünde namaz kılsan gene bir saygısıdır. Ama bir yerde bir mezar var. Sağa, solu boş. Mesela işte marikezlere gidiyorsunuz. Orada bir mezde gir. Bu sağında ve solunda boş olan yerlerde namaz kılınabilir. Kabristan'da bir kabire doğru namaz kılmak Hanefilerce de mekruhtur. Çünkü bu takdirde kabir gözü ve kalbi
haliyle meşgul eder oradaki yatan şahıs. Eğer kabir arka veya yan taraflarda bulunursa kerahat kalkar. Şimdi bazı camilere gidiyoruz, önde de bulunuyor. Ama inşallah ondan da mahsur kalkar diyelim. Değerli kardeşlerim, namazın mekruhları bahsi böylece bitmiş oldu. Allah Celle Celaluhu farzına, vacibine, adabına, erkanına riayet ederek mekruhlarından kaçınarak edepli bir namazı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Bundan sonra namazı bozan konular gelecek inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.